Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Dünyanın hayran olduğu Türk teknolojisi dronlar. Kıymetli takipçilerimiz ABD'nin ünlü Washington Post gazetesi, Türkiye'nin lider pozisyonda olduğu drone teknolojilerinin tüm dünyaya yayılmaya başladığını yazdı. Dağlık Karabağ Savaşı ve Libya'da Türkiye'nin müdahalesinin bu olayın kaderini tayin ettiğini ifade eden haber, Bayraktar TB2'ye övgüler yağdırdı. Türk teknolojisine hayranlığını gizleyemeyen Washington Post, Türkiye'nin dış politikasında dronların önemini anlattı. Türk dronları dünya manşetlerinden inmiyor. Şimdi de ABD'nin ünlü Washington Post gazetesi Türkiye'nin geldiği noktayı kaleme aldı. Haberde dronlarla ilgili öne çıkan başlıklar şunlar. Türk ordusunun yükünü çeken ileri teknolojisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği silahlı drone Bayraktar TB2 oldu. TB2, 72 saate kadar uçuş süresi ve 150 kiloluk taşıma kapasitesiyle ölümcül bir silah haline geldi. Bu insansız hava araçları, Türkiye'nin gücünü bölgeye yayma ve kilit müttefikleri destekleme konusunda iddialı planlarda önemli rol oynadı. Türkiye'nin son aylarda Suriye, Kuzey Irak ve Kafkasya'ya insansız hava araçları konuşlandırdı ve Akdeniz'deki enerji kaynakları üstünde iddialarını korumak için insansız hava araçları kullandı. Türkiye ayrıca Libya'daki iç savaşta da boy gösterdi ve insansız hava araçlarıyla BM yetkilisinin dünyanın en büyük insansız hava aracı olarak adlandırdığı savaşı ekledi.